LGS'ye son 126 gün çalışmak, kazanmak ve başarmak isteyenler için hala yeterince değerli bir süre var. Hiç vakit kaybetmeden biz hemen günün yorumuyla başlayalım. LGS'ye fısıldayan adam demiş ki LGS'ye girdikten sonra iyi bir lise tutturabilir miyim? Devam ediyorum. Eğer tutturamazsam ailemin bana bakış açısı değişir mi? Bana nasıl davranırlar? Derse başladıktan 1-2 saat sonra böyle sorular aklıma geliyor ve kendimi pek iyi hissedemiyorum. Ders çalışasım kalmıyor. Hocam ne yapmalıyım? Lütfen cevaplayın demiş. Birincisi, LGS'ye kadar biz sadece ve sadece çalışıp çalışmadığımızı düşüneceğiz. Yani yeterince çalıştık mı? Programımızı yaptık mı? Hedefimize ulaşmak için yeterince gayret gösterdik mi? Sonrasında tevekkül edeceğiz ve sınava gireceğiz. Sınava girdikten sonra süper bir fen lisesi kazanabiliriz ki inşallah. Normal bir Anadolu Lisesi kazanabiliriz. Normal bir fen lisesi... Bunlar önemli değil. Burada önemli olan şey şu. Biz görevimizi yaptık, vazifemizi yaptık ve sonucunu beklemeye başladık, tevekkül ettik. Burada diğer önemli bir şey ise... İnsanlar ne der hiç önemli değil arkadaşlar. Ailenizin tabii ki düşünceleri önemli ama aileniz zaten sizi siz olduğunuz için seviyor. Aileniz sınıfta kalsanız da sizi sevecek. Biraz kızabilir tabii ama sizi sınıfta kalsanız da sevecek. Türkiye birincisi olsanız da sevecek. Aileniz zaten size canınızı bile verir. Burayı bir kere ailenizi unutun. Aileniz sizi her zaman seviyor. Başkaları ne der de hiç takmanıza gerek yok. Niye? Çünkü onlar sizin hikayenizi bilmiyor. Sizin onlar ne zorluklar çektiğinizi bilmiyor. Sizin onlar... Günde kaç saat çalışsanız da veya günde kaç saat çalışmanızı engelleyen şeylerden nasıl kurtulup kurtulamadığınızı bilmiyor. Sizi tanımıyor zaten. Laf olsun diye arkanızdan söyleyenler var. Onlar hiçbir şekilde sallamayın ve seni tanımayan insanların sana ne dediği önemli. Ha, seni tanıyan samimi bir arkadaşının veyahut da işte bir akrabanın ya bak sen çok zekiydin niye çalışmadın derse bu önemli. Dolayısıyla onu bilerekten çalışmanız lazım. Ama hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi vardır. Oğluyla beraber gidiyormuş eşeğin üstünde. Demişler ki yuh 2 kişi eşeğin üstüne binmişsiniz. Oğlunu indirmiş demişler ki yuh çocuğu yürütüyorsun kendin biniyorsun. Çocuğu bindirmiş yuh koskoca hocasın çocuğun biniyor sen binmiyorsun. İkisi binmemişler demişler siz tam bir dangozsunuz niye eşek boş gidiyor. Yani insanların söyleyeceği sözler hiçbir zaman bitmez. Dolayısıyla değer verdiğiniz kişilerin bakış açısı düşünceleri tabii ki önemli ama en önemlisi senin düşüncen. Sen vazifeni yaptın mı? Sorularını çözdün mü? Sınava girdikten sonra tevekkül edip sonucu bekledin mi? Sonuç geldikten sonra keyfini sürmek de senin. İstediğin tam anlamıyla olmazsa da önemli değil. Üniversitede de başarım demek, yoluna devam etmek senin görevin. Sen görevini yap, gerisini çok da kafana takma. Ve tekrar söylüyorum, başarısızlık kelimesini lügatinden sil. Yani başarısızlık mı? O ne ya? Başarısızlık ben bilmiyorum. İngilizce galiba. Başarı... Bak yazamıyorum bile yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir kelime yok ki. Ben mutlaka başaracağım demelisiniz. Ve sizi üzen tiplerden uzaklaşın. Ya Berkay sen yapamam. Merve sen kazan... Böyle tipler vardı mutlaka. Sınıflarda, okullarda, kurslarda. Onlardan uzaklaşın. Kapatlayız kardeşim. Benle konuşma. Benle iletişime geçme. Çünkü sen benim moralimi bozuyorsun diyebilirsiniz. Bunlardan uzaklaştığımız zaman zaten başarı bizi bekliyor. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Talha bir yorum yapmış demiş ki Talha Cofa. Hocam soru sayısını tamamladıktan sonra telefona bilgisayara bakıyorum. Doğru mu? Tabii ki birazcık dinlenmek hakkımız. Sosyal medyada, bilgisayarda, televizyonda vakit kaybetmek hakkımız. Ama çok fazla abartırsak bu sefer beynimize gereksiz bilgiler dolar. O da fende, inkılapta, İngilizce'de hatırlamamız gerekenleri zorlaştırabilir. O yüzden fazla dinleneceğimiz zaman fazla televizyonla, internette değil de daha çok böyle... spor yaparak ya da böyle doğaya da zaman geçirerek dinlenmek daha değerli. Ayşegül 123 demiş ki 15 tatilim çok verimli geçmedi. Yani çok verim alamadım. Bir türlü doğru düzgün çalışamadım. Lütfen yardım edin. Bununla alakalı defalarca cevapladığımız yorumlar var. Tekrar söylüyoruz Ayşegül. Hiç endişelenmeye gerek yok. Zaten LGS tekrar programımızı uygulayabilirsin. Buradan ücretsiz bir şekilde pdf'ini indirebilirsin. Kırtasiyelerden isteyebilirsin. Ve kendinle yeni çalışma programıyla çalışabilirsin. Hala yeterince değerli bir gün var. Şu anda 126 gün var. Belki sen bu videoyu izlediğinde 125. gündesin. Hiç fark etmez. Hala 25.000'e yakın soru çözebilirsin. Günde 200 soru çözerek. Günün sözüne bakalım. Büyük sevinçlere, büyük zahmetlere katlanarak ulaşılır. Evet tabii ki. Zahmetsiz rahmet olmaz demiş atalarımız. Götü de burada artistik yapıyor yani. Ben diyor işte büyük zahmetler. Doğru yani. Güzel söylüyorsun da bunu biz zaten biliyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Emeksiz yemek olmaz diyoruz. Ve günün kitabına baktığımızda bir zamanlar dünya düzken. Biliyorsunuz eskiden insanlar dünyayı düz diyorlarmış. Bilim insanları Galileo dünya yuvarlak dediği zaman dalga geçmişler. Yani sen kimsin diye adamla dalga geçmişler ama dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılmış. Dolayısıyla bu hikayeyi çok güzel bir şekilde anlatan bilimsel bir kitap. Graham Donald'ın yazdığı Bir Zamanlar Dünya Düzken. Günün okuluna baktığımızda Adnan Menderes Anadolu Sesi İstanbul'daki değerli Anadolu Seslerinden bir tanesi. 4 yıl İngilizce eğitim veriyor. Yine mühendislik ve tıp fakültelerine girebiliyor. Dolayısıyla fen lisesinden de Anadolu Sesinden de çok iyi okullara girebiliyoruz. Günün sorusu fenle alakalı. Pilin uçları arası gerilimi yani potansiyel farkı ölçen araçlara ne denir? Direkt böyle bilgi sorusu gelmese bile bunları bilmemiz lazım. Günün geyiği her zaman gibi Tonguç 5 dakika bakayım sonra çalışmaya devam edelim diyor. Peki sen bu 5 dakika bakarım dediğinde acaba gerçekten 5 dakika bakabiliyor musun? Yoksa 5 dakika 55 dakika mı oluyor? Bunu iyi sorgulamalısın. Bu senin esirin. Sen onun esiri değilsin. Yani telefon senin. Bu telefon ben bunun esirim. Ne dersen olur. Peki efendim ne derseniz olur. Siz ne derseniz o yaparım değil. Bu benim meselim. Ben istersen bunu kapatırım, dersimi çalışır, sınavda başarılı olurum. O beni durduramaz demeniz lazım. Ödüllü soruya yorumlarınızı bekliyoruz tabii.